Oh, oh. Ne güzel valla. Bence Ahmet dayınıza bir teşekkür edin. İyice ezikleri yetiştirme yurduna çevirdi burayı. Siz de zaten başınıza bir dert geldi mi hop hemen elinize kaçıyorsunuz buraya. Neyse. Kahvaltıda Nazlı ayrıldığınızı söyledi. Ne olmuş? Salak mı zannediyorsunuz beni? Ben yemem. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ben sana kaç defa söyledim. Benimle oyun oynamayacaksın. Bak tedavi olmuş olabilirim ama sinirlerimi falan tamamen aldırmadım. O yüzden uzak duracaksın. Anladın mı? Nazlı'dan o kafanı kullan, uzak duracaksın. Yeter! Baktın, büyüttün, besledin. Her seferinde bunu yüzüme vurdun, yüzüme. Ben hiçbir zaman Mert oğlu gibi hissetmedim ki. Hissettirmemek için elimden gelen her şeyi yaptın, her şeyi. Neden müştemel hatta yaşıyorum? Neden masana gelmiyorum, yemek yemiyorum seninle birlikte? Senin bu pis, adice bakışlarına maruz kalmamak için. Sen busun diyen bakışlarına maruz kalmamak için. Biz iki hafta sonra Nazlı'yla kaçıyoruz. Anladın mı? Bizi bulamayacaksın. Yokuz, hayatında yokuz. Bu elin anahtarı. Bu da motorun anahtarı. Anladın mı? Senin ben hiçbir şeyini istemiyorum. Bak, havalara bak. Bu ne şimdi bu? Şimdi mi geldi aklına? Nankör köpek. Nankör köpek. Bu aile aldı seni, baktı, büyüttü, besledi, okutturdu, yedirdi, içirdi, giydirdi. Doymadın mı? Ha? Şimdi mi geldi aklına? Şimdi mi geldi aklına bu gurur yapma meselesi? Nazlı'dan uzak duracaksın. Duydun mu? Çıkacaksın hayatımızdan. Güneşi üzecek de bir şey yapmayacaksın. Bak seni son kez uyarıyorum gözüm üstünde. Savaş. Anne. Şişt. Kendine gel. Sen hastasın. Hasta. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Manyak herif. Ezik. Sahnenin yeri müthiş. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Ben de bir gün çalarım burada. Oğlum biz senin kaşeni ödeyemeyiz ki. Şaka yapmıyorum. Buluruz bir yolunu. Ben de katılabilir miyim? Elbette katılabilirsin. Geldi zaten. Sizi tanıştırayım. Yeğenim Ali. Ortağım Levent. Ali. Sen Ali misin? Ali'yim. Annene ne
kadar benziyorsun. Gözlerini ondan almışsın. Annem? Levent eskiden babanla çalışmış. Annemi tanıyorsun bize yani. Uzaktan. Ben giderken sana hamileydi galiba. O sizi tanıyor mu? Yok sanmam. Hani böyle ortalıkta dolaşan, sağa sola koşturan, kimsenin adını bilmediği adamlar vardır ya. İşte ben onlardandım. Hmm. Annem fil hafızalıdır. Hatırlar. Belki de. Levent de İstanbul'a taşınacak. Hatta annenin evinin çok yakınına gelecek. Öyle mi? Aha. Evet. Komşu oluyoruz yani. İyi, daha sık görüşürüz. Ben arada sırada kalıyorum. Ha, öyle mi? Neden? Haluk'la Sevilay boşanmışlardı. Pot kırdım yani. Pardon. Önemi yok. Zaten gizli bir şey değil. Ali. Güzel isimdir. Benim de oğlum olsa adını Ali koyardım. Eyvallah. Ben kaçıyorum amca. Tamam, geçireyim ben de seni. Hadi gel. Hadi. Geliyorum ben şimdi. Hadi iyi dersler. Teşekkür ederim. Ben bir gidip bakayım. Gelmeseydin Tuğçe'cim, ben zaten kök saldım burada seni beklerken. Ya kusura bakma Melisa, Emre bir şeyler yiyeyim deyince kıramadım onu. Emre, başka muhabbetin kalmadı. Melisa, sen iyi misin? İyi değil gibi görünüyorsun. Gayet iyiyim. De sen pek iyi değilsin bence. Ezik gibi durmadan adamın peşindesin. Melisa, bence sen gerçekten iyi değilsin. Ne alakası var? Ben iyiyim. Bence sen iyi değilsin Tuğçe. Hayır yani herifin peşindesin. Mıç umurunda da değilsin. Kötü gözüküyorsun, haberin olsun. Melisa bak, kırıcı oluyorsun ama. Ya gerçekten savaş yüzündense hakikaten kalbimi kırıyorsun. Çok zavallısın şu an. Yani konuyla savaşın ne alakası var acaba? Melisa, gerçekten hakaret ediyorsun ama. Ettirme Tuğçe'cim o zaman, düzgün davran biraz. Yeter artık ama. Ben Emre'yle birlikte olmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım. Olursa da olur zaten. Sen asıl kendine baksana. Savaş sınıftan Nazlı'yı alıp götürdüğüne kim zavallıydı acaba, ha? Gerçekten çok gerizekalısın. Asıl sensin gerizekalı.